Karşımızda yine kitap serisi uyarlaması bir Netflix dizisi var. Bakalım bilim kurgu ve dram türündeki üç cisim problemi nasılmış? Konusundan bir küçük bahsetmek gerekirse, Oxford mezunu 5 tane arkadaş trajik bir ölüm sebebiyle bir araya gelirler. Bu kişiler aslında sıradan kişiler değil. Her biri kendi alanında büyük isimler. Fakat bu ölüm de sıradan bir ölüm değildir. Bir dizi ölümlerin peşinde olan dedektif bu arkadaş grubunun peşine düşer. Fakat ölümlerin nedeni aslında 1960 yılındaki Çin'de yatıyordu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, normalde dizileri incelerken, tabii kıymetli abonelerim çok iyi bilir, İlk bölümü Taş Çatlasın ikinci bölümü izleyelim. Çekerim. Çünkü diziye devam edip etmeyeceğime, sizlere de önerip önermeyeceğime maksimum ikinci bölümde çoktan karar vermiş olurum. Bu dizide ise ilk bölümü izledikten sonra kafamda o kadar soru işareti vardı ki konusunu bile nasıl düzgünce yazacağımı bilemedim. Ve üçüncü bölüme kadar izlemek zorunda kaldım. Bölümler de öyle az buz değil. 50'şer dakikadan oluşuyor. 3 tane bölüm izlememe rağmen konusunu yine istediğim kadar güzel yazamadım. Yeterince açıklayıcı olmadı. Dizi izleyip gelen arkadaşlar zaten anlamıştır. Böyle konum olur. Çok demiştir. Belki yorumlarda şu an yazıyorsun dur. Ama 3 bölüm izledikten sonra bu kadar olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Dediğim gibi yazdığım konudan dolayı ne kadar orijinal bir fikir olduğu anlaşılmıyor ama çok orijinal. Yani bu serinin en vurucu noktası konusu diyebilirim. Bir kere başlangıç noktası Çin'den uzaya doğru giden bir konu var yani. Daha nasıl ilgi çekici bir konu olabilir ki? Abi neredeydik? Nereye geldik oluyorsun birden? Dizinin başrolünde bilim insanları olunca dedim Primer filmindeki gibi bizi terimlere boğmaz umarım diye umuyordum. Fakat tam tersi bilimsel dile pek yer verilmemiş nedense. Bu arada Primer filmi en gerçekçi bilim kurgu filmi olarak diye geçer. Yani bilimle ilgiliyseniz o filmi izlemenizi tavsiye edebilirim. En basitinden sitcom olan Big Bang Theory dizisinde bile bu diziden çok daha fazla bilimsel terimlere yer veriliyor. Görüntü kısmına bakacak olursak beni gerçekten tatmin etti. Aslında dizinin öyle bir kaidesi olmamasına rağmen çekim açıları olsun, ölçekleri olsun, renkler olsun gayet yerinde ve güzel kullanılmış. Yani dizi diyor ki bize ben diğer Netflix dizileri gibi değilim. Benim kalitem buradan bile belli olur diyor. Net. Oyuncu performanslarını beğendim. Yine oyuncu seçimlerinde sanki bir Netflix tercihi varmış gibi geldi ama kitabın orijinalini okumadığım için bilmiyorum. Eğer okuyan arkadaşlar varsa karakter en azından dış görünüş hakkında Netflix yine kendi tercihine mi gitmiş yoksa gerçekten böyle miymiş yazarsa sevinir. Ancak Netflix tercihi olsa bile bence çok yakışmış, oturmuş yani hiç sırıtmıyor, zorla herhangi bir milleti diziye sokmuşsun gibi durmuyor. Gerçekten hepsi bilim insanıymış gibi. Karakterler güzel yazılmış, hepsinin dolu olan bir arka planı var gibi gözüküyor ve bunu yavaş yavaş bize veriyor. Bu yanını bayağı sevdim. Ayrıca bunlar arkadaş olduğu için aralarında da belli ilişkiler var. Bunları da dizi kullanmayı bilmiş. Videonun başında zaten direkt söylediğim gibi 3. bölümü izleyip bu videoyu çekiyorum. Yani sürükleyicilik konusunda daha fazla bir şey dememek gerek yoktur umarım. Yapı olaraksa dizide 3 tane hikaye var gibi duruyor. Bir bu Çin'deki hikaye. İkinci olarak Oxford'lu bilim insanlarının hikayesi. Üçüncü hikayede dedektif tarafının hikayesi. Kitaptan dizi olduğu için hiçbir korkum yok. Bu 3 hikayede çok güzel bir şekilde tek bir çatıda birleşecektir diye umuyorum. Ayrıca bu sezon finalinde gizemli bir şekilde merak ettirerek bitirecekler. Şu an izlediğim 3 bölümden en iyisi hangisi diye soracak olursanız kesinlikle düşünmeden ilk bölümde. İlk bölüm derim de ilk bölümün sonuna öyle bir fragman benzeri bir şey koymuşlar ki yani ben ona fragman demem, direkt spoiler derim. Gelecek bölümlerde ne olacak gibi, hani böyle bir hafta bekleyeceksin gibi tarzı bir şey koymuşlar ama Netflix bütün bölümleri aynı anda yayınladığı için çok saçma, gereksiz olmuş. Onu sakın izlemeyin, aman derim. Peki neden en sevdiğim bölüm birinci bölüm? Çünkü birinci bölümün karanlığı, dramı ve gizemli tarafı çok hoşuma gitmiş. Zaten dizinin de ana türleri bunlar. Fakat bu türleri çok çabuk bırakıp değiştirmişler gibi geldi. Dramın yerini komedi aldı. Bilim kurgu türü fantastiğe doğru kaydı. Bu kısımlar hoşuma gitmedi. Ama 3. bölümün sonunda öyle bitirdiler ki sanki bu türlere geri dönüş yapacaklar gibi. O yüzden şu an 4. bölümü izlemeye direkt gidiyorum. Ne ben sizi tutayım ne siz beni tutun. Ama gitmeden önce ne yapıyoruz? Teşekkür niyetine beğenip abone oluyoruz. Daha sonrasında da sezonu bitirip beraber yorumlarda buluşuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kanaldaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.